Yani ne oluyor? Toparlanmaları lazım. Eski dark passage bitmiş tarzı söylemler geliyor. Ama onlar da bundan iyi toparlandılar. İyi bir şekilde takım oyununu en azından oturttular diyebiliriz. Ve arkadaşlar günün ilk maçı başlıyor. Dark Passage ve HVA. El Clasico diyoruz. Yıllardır bu iki ezeli rakip birbirleriyle mücadele etmeye devam ediyorlar. Türkiye'de League of Legends'da, e-spor arenasında ve bir yarı finalde daha yine karşı karşıya geldiler. Mavi tarafta Dark Passage'i izleyeceğiz bu maç boyunca. Kırmızı tarafta ise HVA oynayacak. Yasaklamalara baktığımız zaman FabFabulous'un o çok sevdiği Cassiopeia bugün oyunda olmayacak. Lulu'yu yine yasakladılar. Risk Hatır'ın o da zaman zaman orta koridorda oynamayı seçtiği bir şampiyon. Özellikle Rek'Sai olmayacak. Kalista, Horifnix'in sevdiği bir şampiyon. Horifnix'in eline Kalista görmeyeceğiz. LeBlanc ve Sion da yine bugün olmayacak. En sonunda şu Naru'ya karşı LeBlanc'ı yasaklamayı akıl etti Eva. Çünkü son hafta çok fazla herhalde canları yanmıştı diye tahmin ediyorum. Ben bu seri boyunca Naru'nun LeBlanc oynayabileceğini sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle HVA yani potansiyel 5 maçın 5'inde birden LeBlanc'ı yasaklayacaklardır. Naru'ya bırakılmaması gereken en önemli şampiyonlardan bir tanesi. Bakacak olursak ormanda Sejuani'yi görüyoruz. Şu anda metanın en popüler tank şampiyonlarından bir tanesi. Hem yüksek hasar verebiliyor, çok hızlı kampları temizliyor. Özellikle ilk orman eşyasını bitirdikten sonra muazzam bir orman temizleme hızına ulaşıyor. Ardından yine takım savaşlarında hem yavaşlatması, hem yukarıya fırlatması, hem de o kitle kontrol etkisi ultisiyle birlikte muazzam bir savaşa katkısı var. Nasıl kullanacaklar bakalım Sejuani Crystal'ın ellerinde. Diğer tarafta ise FabFabulous ve Swamage seçimlerini yaptılar. Lissandra ve Janna seçimleri geldi. Destek rolünde Lelouch'un ellerinde Janna'yı göreceğiz. Lissandra için konuşmak için erken yukarı koridora da gidebilir, orta koridora da gidebilir. Bunu göreceğiz. Kimin ellerinde oynanacağını biraz da bu noktada Dark Passage'in yaptığı seçime göre büyük ihtimalle bu kendi taraflarına, HVA tarafında Lissandra'yı nereye göndereceklerini düşünecekler. Şimdi, Graves'i kilitlediler. Üzerine Maokai kilitlenirse üzerine Maokai de kilitlendi. Tabii şu anda Dark Passage'a bakacak olursak İki tane son derece tank özelliği olan şampiyon mevcut. Gerek Maokai gerek Sejuani olsun. İkisi de yani kendi rollerinin en tank şampiyonlarından birer tanesi. Diğer tarafta bakacak olursak Graves de nispeten hem koridor safhasında hem takım savaşları sırasında kazandığı o ekstra zırh ve büyü direnciyle beraber nispeten biraz daha tank demesek de yani yerinde durabilecek şampiyonlardan birisi diyebiliriz. Şimdi durum böyle olunca Naru'nun ben bir tane suikastçı şampiyon ya da böyle bir anda anlık hasarı çok yüksek bir şampiyon seçebileceğini düşünüyorum. Ahri olabilir. Zed olabilir. Zed olabilir. Bunları görebiliriz orta koridorda Naru'nun ellerinde. Şimdi Risk Hatır ve Zednaut takımlar için seçim yapmaya çalışıyorlar. Jarvan'ı gösteriyor. Bir ormancı seçme ihtimalleri var. Lucian ve Jarvan seçimleri gelecek eğer ki son saniyede bir değişiklik olmazsa. Lucian bence Lucian Janna kombosu da alt koridor için kuvvetli bir koridor ikilisi. Ama tabii bu noktada Graves'in biraz işte sen biraz önce bahsettiğin o pasifinden gelen, ekstradan gelen zırh ve büyü direnci sayesinde bu koridordaki o dürtme etkisine karşı birazcık olsun durabilme şansı var ki yanına mesela Nami gibi belki bir şampiyon alırlarsa bu ihtimal daha da fazla artabilir. Ya da mesela Thresh gibi seçim yaptıklarında da bu sefer özellikle Janna'yı yakalayıp Janna'nın üzerine doğrudan oynayabilirler. İlk kan için ya da orada alt koridoru skorlar için önemli bir avantaj kazanmaya çalışabilirler. Baktığımızda Dark Passage ekibinin alt koridor ikilisi. Ben Thresh ve Zed tercihleri bekliyorum. Ahri de tabii ki yani yapılabilecek tercihler arasında ama hasarı oyunun ilerleyen safhalarında acaba böyle birini eritmeye yeter mi? Ondan tam olarak emin değilim çünkü eskisi kadar en azından hani ölüm ateş pençesinin olduğu zamanki kadar böyle anlık hasarı yüksek bir şampiyon değil Ahri. Evet. Bakacak olursak takım arkadaşları Sejuani ve Maokai yani bunlar da hasarı çok yüksek olan şampiyonlar olmadığı için oyunun böyle ilerleyen dönemlerinde hasar konusunda birazcık sıkıntı bir ihtimal yaşayabilir daha kesinlikle. Rumble geldi yukarı koridora bu arada. Rumble. Fabulous'un elinde sanki uzunca bir süredir görmüyoruz. Görmüyoruz. Rumble. Yalnız ben HVA'nın yaptığı kompozisyonu beğendim açıkçası. Çünkü rakipte de böyle bir alan etkili hasara yönelik güzel bir kompozisyon var. Buna karşılık şimdi Rumble, Jarvan ve Lissandra'nın çok güzel bir sinerjisi var bence. Yani Rumble ultisi, Jarvan ultisi, o Lissandra'nın ultisi. Yani tabii burada gerçekten güzel bir sinerji var. Ve baktığın zaman şimdi Sejuani
ileri atılacak. Maokai ileri atılacak. Ahri yine çok mobil bir şampiyon. Savaş başlatabilen bir şampiyon o. Özellikle Ayartan öpücüğüyle birlikte. Burada Janna seçimi ben çok kritik rol oynuyor. Lelouch'un maç boyunca atacağı ultilere çok dikkat etmek lazım. O ultulu kasırgalara çok dikkat etmek lazım. Çünkü HVA takımı istemediği bir savaşı başlamasını bu yolla engelleyebilir. Tabii şimdi HVA tarafında da özellikle Jarvan burada savaş başlatmak için çok önemli bir şampiyon. Yine Lissandra çok önemli bir şampiyon savaş başlatma konusunda. Ama devamında burada Lucian'ı iyi hayatta tutmaları lazım. Lucian'ı iyi koruyabilmeleri lazım. Şimdi diğer tarafta DP'ye baktığın zaman Sejuani ve Maokai o sizin saldırı gücü taşıyıcınızı ve orta koridor oyuncunuzu biraz daha fazla koruyabilecek mekaniklere sahip. İşte yavaşlatma etkileriyle, kalabalık kitle kontrol etkileriyle. Diğer tarafta ise Jarvan hani ulti attıktan sonra savaşın içerisinde komboyu, sancak kombosu yapıp ulti attıktan sonra yani bir süre ya rakibin işte saldırı gücü taşıyıcısını kovalayacak. Evet. Ya belki işte orada Naru'yu kovalayacak. Yani birilerini kovalamaya çalışacak. Ama baktığın zaman Zeyd notu burada geri arka planda koruyacak olan kim olacak sorusunun cevabı biraz daha zor gibi HVA yani tarafından. Yani o da Janna'ya güvenecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bakacak olursak iki takımın da aslında takım savaşı kompozisyonu kurduğunu düşünebiliriz. Bir tarafta Maokai, Sejuani, Ahri gibi şampiyonlar var. Daha doğrusu Sejuani ile beraber Maokai'nin sinerjisi gerçekten çok yüksek. Yani bir kişiyi direkt yakalayıp 3 saniye 4 saniye boyunca üzerine yapışıyorsunuz. Hiçbir şekilde bırakmıyorsunuz. Sejuani ultisiyle beraber hemen onun ardından gelecek Graves ultisiyle yine çok yüksek miktarda anlık hasar ve kalabalık kontrol, daha doğrusu alan etkili hasar çıkarabilir Dark Passage ekibi. Yani iki takımın da aslında takım savaşında çok iş yapacak ultileri ve büyüleri var ama işte bir taraf diğerine göre çok daha mobil gözüküyor. Evet. Sana katılıyorum bu konuda ve arkadaşlar günün ilk maçı seçim ve yasaklama ekranından ardından başlıyor. Kırmızı tarafta HVA izleyeceğiz. Kış mevsimi yarı finallerinde mavi tarafta ise Dark Passage'ı izleyeceğiz. Bu maç boyunca El Clasico'da bakalım ilk maç çok önemli. Her iki takım için de moral, motivasyon açısından bu tarz yarı final yani heyecan derecesi, risk derecesi yüksek olan maçlarda bu tarz yarı final maçlarına ilk maçı, daha doğrusu yarı final serilerinde diyelim, ilk maçı almak çok büyük önem taşıyor. Hem rakibinize gözdağı vermek için hem kendi takımımızın moralini yüksek tutmak için. Burada bakalım iki takımdan hangisi bu seride liderliğe geçecek ilk maçın sonucunda. Hemen şöyle eşyalara bir göz gezdirmek gerekirse Scarlet bu noktada Rumble Doran kalkanıyla başlamış yukarı koridorda. Belki onu ona dikkat çekebiliriz. Onun dışında ise çok farklı bir eşya tercihiyle başlayan bir koridor yok an itibariyle. Orta koridor risk atır hemen koridor ittirerek başladı Naru karşısında ve orada bir üstünlük kurmaya çalışacak. Alt koridorda ise Zaytnot ve Lelouch ikilisi hemen koridor ittirerek başlıyorlar. Touch ve Holy Phoenix geldi. Touch'ın canı biraz azalmış durumda. O yadigar kalkanıyla birlikte hem kendi canını toparlamaya çalışıyor hem de koridoru hızlıca ittirmeye çalışıyorlar Holy Phoenix ikilisi. Evet bakalım yani burada tabii klasik kim ikinci seviyeye erken ulaşırsa onun daha önde çıkacağı bir mücadele göreceğiz. Yani genel olarak biraz daha tabii alakasız yani daha genel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Dark Passage'in yaptığı şöyle bir durum var. Bu tarz önemli maçlarda koridorunda geriye düşmesi muhtemel şampiyonları pek tercih etmiyorlar. Yani tabii ki şu anda metada çok olmasa bile mesela çok önemli maçlarda geriye düşebilecek bir Kassadin olabilir, bir Twitch olabilir. Yani oyun ilerleyen safhalarında çok güçlenecek ama koridor safhasında çok zayıf şampiyonları Dark Passage bir ekibine seçtiğini görmüyoruz. Genelde koridor safhasını iyi oynayan, baskın oynayan şampiyonlar seçip bu avantajı oyunun orta safhalarında takım savaşlarında ve harita etrafında yaptıkları manevralarla büyütmeye çalışıyorlar. Şimdiki seçimlerine de bakacak olursak Graves, Ahri son derece koridorlarında kuvvetli şampiyonlar. Maokai yine aynı şekilde Rumble'a karşı çok daha rahat bir şekilde minyon biçebilecek bir şampiyon. Bu avantajı oyunun orta safhalarında diğer koridorlara ve potansiyel bir takım savaşına yansıtıp öyle öne çıkmaya çalışan bir takım diyebiliriz Dark Passage için. Şu anda yaptıkları seçimler de bunu yansıtıyor. O yüzden oyunun ilerleyen safhalarında Ejder savaşlarında koptuğunu görebiliriz oyunun.
Evet, ilk dakikalarda biraz daha minyon odaklı geçti. Zaten tansiyon bu kadar yüksek olunca olabildiğince de risk almamaya çalışıyor takımlar. Birbirlerine karşı Fab Fabulous yukarı koridorda biraz kulesinin altına doğru gelmiş durumda ama Stomach için oraya bir yardım için gidiyor, baskın için gidiyor. Bakalım Elvin de orada kaçabilecek mi? Hemen o sancak kombosunu kullanmadı. Elvin'in sıçramayı kullanmasını bekliyor. Ardınca sıçramayı kullanmadı ama o arkasından gelen Stomach ilk kanı dökmeyi başarıyor. Muazzam bir baskın. Orada biraz da göstere göstere geldi. Totem vardı çünkü çalın içerisinde. Stomach burada Fab Fabulous'la birlikte skoru almayı başardı. Elvind olabildiğince bekletti sıçramasını ama ardından da bu skoru vermekten kurtulamadı. Yani Maokai'nin de tabii ki böyle bir dezavantajı var. Rumble'a karşı çok daha rahat minyon biçebilecek bir şampiyon olsa bile yakalandığı zaman, en ufak bir kalabalık kontrol etkisine girdiği zaman o iki kişinin arasından çıkması pek mümkün olmuyor. Burada ıskalayan bir ölüm cezası gördük. Şimdi Stomage orta koridora geliyor. Orta koridora bakalım şimdi yerini bulmayı başardı orada. Stomage geliyor. Noru hemen sıçramasını kullanmak zorunda kalıyor. Stomage çok güzel başladı bu maça. Genelde Dark Passage'e karşı takımların belki de en zorlandıkları alanlardan bir tanesi. Bu arada Lelouch'un üzerinde tutuşturmalar. Şimdi oradan uzaklaşabilecek mi acaba? Fırtınanın gözünü kullandı. Kaçmaya çalışıyor. Çok az canı kaldı. Şimdi yukarı koridora ışınlanma geliyor. Alt koridorda iki skor birden çıkabilir. Zeitlot, Fab Fabulous da orada. Yakalamaya çalışıyorlar ama hayır. Holy Phoenix ve orada Touch yeterli mesafeyi açmayı başarıyor. Ve uzaklaşmayı da başarıyorlar. O bölgeden, tehlikeli bölgeden. Fab Fabulous'un ilk sıçraması boşa gitmiş oldu böylece. Işınlanı dediğin evet. Böylelikle yani ters bir koridora atmış oldu. Üst koridora ittirdiğini göreceğiz. Tekrar. Şimdi Narun'un yine başı dertte. Narun'un bu sefer sıçraması yok ve 5. seviye. Risk atın canı çok az. Tutuşturmanın üzerinde diğer tarafta Crystal geliyor. Skoru almayı başarıyor. Sürekli skor çıkıyor. Bakalım şimdi Stomage orada skoru aldı ama çıkabilecek mi? Crystal Met orada devam ediyor takip etmeye ama son anda orada orta koridorda sancak kombosunu yaparak uzaklaşmayı başarıyor Jarvan yani Stomage. Stomage şu ana kadar gerçekten doğru bir iş yapıyor. 6. seviyeden önce Naru'dan yani Ahri'den bir skor almaları gerçekten büyük bir avantaj oldu. Çünkü 6. seviyeden sonra bu tarz bir şey yapması HV ekibinin pek mümkün olmayacak. Biraz geç çıktı sanki üstünden risk atır. Belki de para bekledi. Altın bekledi çok az da olsa. Şunu düşünüyorum. Naru'nun acaba seviye atlaması için ne kadar deneyim puanına ihtiyacı var ona bakayım. Çok az kalmış. Ya yani biraz daha geride olsa belki çünkü risk atır 6 oldu. Hani geldiği ışınlan geliyor, ışınlan geliyor. Baskın nereye? Işınlan geliyor. Hemen orada ultulu kasırga geldi. Lerush'un üzerinde bir de Crystal ultisini kullandı. Lerush orada sıçramak zorunda kalıyor. Arka taraftan Stomage de yetişmişti pozisyon ama bu sefer de Elvind bu ışınlanmadan bir sonuç çıkartamadı ve geriye dönecek koridoruna. Yukarı koridora baktığımız zaman minyon sayıları arasında bir 5 milyonluk fark var. Bu iki oyuncunun yaptığı ışınlanmalardan sonra. Evet, Naru koridorunu ittirip nehre doğru yöneldi. Evet, buradaki pembe totemi gördü ama bakalım şimdi Riskator'u takip edecek mi Stomage'in? Stomage'in yakın olması. Evet, Stomage'in yakın olması burada bu baskını yapabilmesi için, daha doğrusu Riskator'un biraz daha risk alabilmesi için yeterliydi. Bu arada şimdi Naru'nun hem sıçraması yok hem ultisi yok. Evet. Burada bir baskın denemesi daha gelebilir ama Stomage biraz uzak mesafede. Ultisi bakıyorum var mı? Hayır, hala 5. seviye. Bu noktada biraz daha zor olacak. Hani ultisi olsa belki orada sancak kombosu üzerine ultiyle Naru'yu kıstırmayı deneyebilirdi ama başaramadı burada. Crystal için mavi güçlendirmeyi Naru'ya veriyor. Naru da manası yeni bitmişti. Onun bu için çok ilaç güzel gibi geldi. Evet, Devran'ın yaptığı bu hamle gerçekten çok derin güzel. Totem. Şu anda rakibin ormanına, Dark Passage'in ormanına tamamen hakim durumdalar. Touch da kendi totemini o tarafa bıraktı. Şimdi Crystal'ın neler yaptığını görebiliyorlar ama tabii şöyle bir durum da var. Stomage 5. seviyeyken rakibi Crystal, rakip ormancı şu anda ultisine sahip. Evet, 5. seviye. Bakalım şimdi orada baskın deneyecekler mi acaba? Hayır. Şimdi Stomage bence burada biraz fazla zaman kaybetti. Yani o totemi koyduktan sonra kırmızının üzerine bir baskı uygulamaya çalışıyor ama bu da çok kolay değil şu anda. Ahri'ye bakıyorum, ultisi hala yok. Burada bir seviye fark olmasına rağmen şimdi Naru geri dönecek mi bakalım ormana doğru? Yani şu an dönüyor. Riski bir hamle yapıyor Stomage. Ve Stomage çok fazla zaman kaybetti. Yani orada Crystal'ı durdurmak için, o koridorda baskı kurmak için rakip ormanda çok uzun süre kaldı. Bakalım bunun sonucu ne olacak? Bu arada haritadan görebilirsiniz arkadaşlar. Crystal
alt koridora doğru ilerliyor. Bir koridor baskını deneyebilir. Ninja baskın dediğimiz bir baskın deneyebilir ama orada bir totem var. Bu pardon, bu totem sayesinde Zeitnot ve Lelouch ikilisi farkındalar gelen baskının. Ormancı oynuyorken genelde yani son derece hızlı ve kesin kararlar vermeniz gerekiyor. Kafanıza bir fikri, bir stratejiyi koyup onu mutlaka uygulamanız lazım. Baskın yapacaksanız baskın, minyon kesecekseniz minyon, koridora yardım edecekseniz yardım. Ama işte bu kararlar arasında belli bir süre düşündüğünüz zaman arada, geri düşmüş oluyorsunuz. Orada Stonehenge'de bir karşılaştılar o nehrin üzerinde, nehrin alt tarafının üzerinde. Bu arada Lelouch'u tutmayı başardı. Şimdi Lelouch oradan çıkabilecek mi bakalım. Tutuştuğu da var üzerinde. Bitkinleştirmeyi kullanlar. Son anda Muson geliyor. Yeterli oluyor mu bakalım hayatta kalması için? Evet, yeterli oluyor. Bu arada Naru yukarı koridora Fabulous'a bir baskın yapıyor ve skor almayı başarıyor. Zeitlord tek başına kovalamaya devam ediyor. Arkadan da Crystal geliyor. Burada işlerin rengi bir anda tersine dönebilir. Ama her iki tarafta skor alamadılar bu pozisyonun ardından. Yalnız Ejderha'ya yakın olan bir HVA takım var. Belki Stomage'le birlikte alt koridordan Zeitnot'un yardımıyla bir baskı ejderha deneyebilirlerdi ama hayır, denemek zorundalar şu anda çünkü geliyorlar. Yani rakipteki iki kişinin geriye dönmesini fırsat bilip HVA'nın en azından bir ejderha denemesi gerekiyor. Rumble'ın hemen hemen dolmak üzere ışınlanması. Bunu kullanmayı deneyebilirler. Bu ejderha alması lazım HVA'nın. Evet, HVA. Şimdi bakıyoruz. Sejuani oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Crystal oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor ama bunun farkında HVA takım diğer taraftan Lissandra da o bölgeye doğru yaklaşıyor. Crystal çalmayı deneyecek. Şimdi geldi araya. Ultisi kullandı ve çaldı. Crystal burada Ezreal'i çalmayı başarıyor. Ölmesi hiç problem değil. Dark Passage adına muazzam bir oyun. Yani Crystal'dan HVA, ultisi ve üzerine de çaldı ejderha. HVA adına potansiyel bedava bir ejderha bir anda Dark Passage tarafına döndü. Crystal'ın attığı bu. Orada aynı anda hepsi birden Crystal'a dönseler bu arada büyükten skoru alırlar. Yani evet. Ya ejderha hasar vermemek gerekiyor böyle bir durumda ya da Jarvan'ın sonuçta Sejuani içeri girip o bu arada çok güzel bir ölüm cezası. Bakalım skor gelecek mi? Holyphoenix üzerine gitmeye devam ediyor. Son bir vuruş kule altında bir skor da almayı başarıyor Holyphoenix. Touch'la birlikte güzel bir oyun. İşte o kaybedilen ejderha ve moral bozukluğu ardından bu tarz ufak hataları getirebiliyor. Şu anda 11.5 dakika oldu maç başlayalı ve aradaki altın farkı sadece 200. Bir ejderha öndeler. Dark Passage HVA takımı maçın kontrolünü kaybetmemesi lazım. Çünkü Dark Passage gibi bir ekibe karşı oynarken özellikle geriye düşme gibi bir lüksünüz kesinlikle yok. Yani Touch'ı bu durumda gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Eşit giden alt koridorun dengesini bir anda yaptığı o hamleyle değiştiriverdi ve Holyphoenix bakalım birazcık hasar verdi rakip kuleye. O da yavaş yavaş ebedi kılıcına, daha doğrusu iki şampiyon da, iki saldırı gücü taşıyıcısı da yavaş yavaş ebedi kılıçlarına doğru yönelmeye çalışıyorlar. Naru geri dönüp sanıyorum ki Morellonomicon'a gidecek ilk eşya olarak. Evet, o da tamamladı eşyasını. Bir iki tane totemle beraber koridoruna geri dönecek. Evet, şimdi tabii biraz daha sakinleşti oyun. Bunun da en büyük nedeni bu arada kırmızı güçlendirme mi çalmış Risk Hatır? Yoksa skoru aldı da oradan mı geldi? Evet, demin biraz önce Crystal'ı kesmişti Ejderha Savaşı sırasında. Oradan geldi kırmızı güçlendirmesi. O da Morellomonicon'unu bitirmiş. İki tarafta bitirmiş daha doğrusu. Tamamen eşitliyorlar şu anda. Minyon sayılarının arasında zaten çok az fark var. Skorları eşit. Yani bu şu anda orta koridor adına özellikle HVA tarafının tam istediği bence senaryo. Yani Naru'yu geri düşüremeseler bile en azından Risk Hatır'ın Naru'yla eşit düzeyde devam etmesini maça sağlamak. Bu arada oraya gelen totem hayat kurtardı. Fabulous geçen o son hafta oynadıkları maçtan sonra bir ders çıkarmış. Çalıya kafa atmadı bu sefer. Totemini koydu ve oradaki baskından kurtuldu. Holyphoenix bu arada yine bir şöyle rakibin üzerine doğru ilerledi. Ama bir sonuç alamadılar. Tabii alt koridor için Holyphoenix'in baktığımız zaman bir skor üstünlüğü var rakibine karşı. Orada Lelouch'u tekrar yakaladı. Yine mükemmel bir ölüm cezası geldi orada Touch'tan ve bir skor daha Touch bulmayı başardılar. Adrese teslim ölüm cezaları gönderiyor şu anda. Alt koridoru yönetiyor diyebiliriz şu anda. Evet, kesinlikle. Yaptığı bu destek performansıyla beraber ve durum 4-3'e geldi alt koridorda. 2 şampiyonda, 2 oyuncunda durumu 1-0-1. Holyphoenix'in aldığı 1 skor 1 asist çok riskli. Yani nasıl bir
Yani o öne geçtiğinde o avantajını ne kadar iyi kullanabildiğini biliyoruz. Bu arada risk atın üzerine çok yüksek hasar var. Ultiyi kendi üzerine kullanmak zorunda kalıyor. Bakalım kaçabilecek mi? Sıçramasını kullandı. Şimdi yerine mıhladı. Kulenin verdiği hasar yetecek mi Naru'yu öldürmeye? Son bir vuruş. Hayır, yetmiyor. Naru orta koridorda güzel bir oyunla birebir de risk atır almayı başarıyor. Ve takımı için bir skor daha avantaj, bir skor daha fazladan aradaki farkı açma anlamına geliyor. Güzel bir pozisyon. Tam diyorduk ki orta koridorda her şey eşit gidiyor. Bir anda işte işlerin rengi değişti. Ve Naru burada tecrübesini konuşturdu diyebiliriz. Bu arada Zeitnot şimdi Lelouch'un üzerine doğru gidiyor. Lelouch'un üzerinde yüksekli bir hasar bıraktı. Yalnız pardon, Touch'un üzerinde yüksek bir hasar bıraktı. Lelouch yani sıçramak yok zorunda dedi, kaldı. Ölüm cezasını hiç evet. Denemeyeyim, beklemeyeyim. Direkt sıçrasını kullandı. Naru'yu da bu arada gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Açıklığı çok iyi gördü. Risk Hatır'la kendisi arasında minyon kalmadığını görünce hemen ultiyle içeri girip ayartan öpücüğü de tutturup tek başına bir tane skor almayı başardı orta koridorda. Evet. Yani ne kadar o artık ölüm ateşi pençesi olmasa da hala Ahri'nin hasarı haklı sayılır derecede yüksek. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Bu arada bir duraklatma geldi oyunda. İki takımdan birisi hangisi yaptı bilmiyoruz ama birazdan onun bilgisi de bize gelir. Çok gergin başlayan ve esasında son 2-3 dakikadır yani 11. 12. dakikadan itibaren Vajra Savaşı'ndan sonra aradaki farkın oldukça fazla açıldığı bir maç izliyoruz. Bakın burada Naru doğrudan giriyor, kombosunu yapıyor. Risk Atar esasında güzel oynadı. Bu geri dönüşünden de kaçtı kürenin ama yeterli olmuyor bu çabası hayatta acaba kalması için. Acaba tutuştur bırakabilmiş olsa hani bir ihtimal bir skor alabilir miymiş diye. Yok, bayağı canı kaldı. 200 falan canı 200 kaldı. 200 civarında canı evet. Vardı. Yani Naru'yu gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu seviyede bir oyunda gidip de rakip orta koridor oyuncusundan birebir bir skor almanız çok mümkün olmuyor. Durumu iyi değerlendirdi diyelim ve böylelikle bir skor bulmayı başardı. Bu arada son gördüğüm eşya üzerinde bir tane civa yatağın olduğu yönündeydi. Evet, yani civa yatağın yaptı. Potansiyel bir Lissandra ultisinden de olabildiğince hızlı bir şekilde kaçıp uzaklaşmak isteyecek Naru. Kendisini yine olabildiğince hayata tutmaya çalışacak. Evet, bu dediğin gibi özellikle kitle kontrollerinden kendisini koruduğu sürece o mobil avantajını kullanıp, yüksek hasarını kullanıp takım savaşlarında iyi işler yapabilir. Bakalım nasıl etki edecek. Yani şimdi Heavy'nin özellikle burada Stone Age'in biraz daha fazla oyuna etkisini koymasının zamanı geldi. Yumruğunu masaya vurması lazım. Eğer ki farkın açılmasını istemiyorlarsa. İki tane skoru var, bir tane asisti var. Esasında oyunun başına yaptığı baskınlar da çok başarılıydı. O yukarı koridorda özellikle aldıkları skor. Elvin'di biraz geriye düşürmeyi başarmaları. Çok önemliydi Heva için. Ama devamında o biraz rakip ormanda fazla zaman geçirdi. Orada biraz seviye olarak geriye düştü. Ardından da ejderhayı kaptırdıktan sonra özellikle oyundaki katkısı çok fazla azaldı. Biraz daha fazla baskın, biraz daha olabildiğince rakibin üzerine oynaması lazım, Dark Pass'in üzerine oynaması lazım. Bu durumda değinmemiz gereken bir oyuncu daha var. Kim sence? Crystal. Touch. Touch mı? Evet, Touch. Touch yani Touch neler yaptı neler yaptı. Çok bahsetme fırsatı bulamadık gerçekten. Ama o tutturduğu iki tane ölüm cezasıyla beraber dedik yani bu alt koridor bizim, kusura bakmayın HVA ekibi. ben Crystal'ı burada besleyeceğim dedi. Pardon, Holy Phoenix'i burada besleyeceğim dedi. Ve takım arkadaşını öne geçirmeyi başardı. Ebedi kılıcını tamamlamasına çok 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 az bir altın kalmış Holy Phoenix için. Diğer tarafta Zeitnot ebedi kılıcı tamamlamış. Ama onun da henüz botu mevcut değil. Evet, şu an itibariyle aradaki esasen Zeitnot ebedi kılıcı tamamlamış ama büyük ihtimalle Holy Phoenix'in cebinde biraz daha parası vardı. Biraz önce son arkadaşımız gösteriyor ama Somage orada yakalanıyor. Çok hızlı bir şekilde düşüyorlar. İşte bakın ya, kitle kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada görmüş olduk arkadaşlar. Yani Touch'ın orada ölüm cezası. Üzerine Crystal'ın yavaşlatması ve yine yukarı sıçratması burada çok önemli etki bırakıyor. Lelouch burada hemen ultisini kullanmak zorunda kaldı. Muson'u kullanmak zorunda kaldı. Şimdi Touch bir kez daha tutturuyor. Neredeyse hiç kaçırmadı bugün. Şimdi Zeitnot üzerlerine doğru gitmeye çalışıyor ama sonuç alamadı. Bu pozisyondan sıçramasını kullanıyor. Orifix o da sıçrıyor ve kaçmaya çalışıyorlar. Şimdi Touch orada ölüm cezası kullandı. Muazzam bir hasar var. Dönüp burada cezayı kesiyorlar. Alt koridorda Holy Phoenix ve
Taç ikilisi ki tamamen şu anda buranın kontrolü bizde, buranın sahibi biziz dediler. Yani outplay dediğimiz şey herhalde böyle bir şey oluyor. Taç o kadar tereddüte düşürdü ki rakibini, hiçbir büyü kullanmadan bir tane ulti, bir tane de sihirdar büyüsü almayı başardı. Sonrasında da tutturduğu ölüm cezasıyla birlikte öncelikle Janna'yı öldürmeyi başardılar. Sonra da yine 2'ye 1 durumda pek o gereken belki de o hasarı, yani rakibin hasarını pek ölçemeyen Zeitnot'u öldürmeyi başardılar. Tebrik etmek gerekiyor Dark Passage'ın. Gerçekten de şu destek an Dark Passage'ın oyunu geçen sene dünya finallerine katılmaya hak kazanan Dark Passage'ın oyunuyla aynı, hatta daha üst seviyede diyebiliriz. SVA gibi bir rakibe karşı 17. dakikada 3000 altın fark açmak, hatta 4000 altına kadar çıktı fark. Fark açmak hiç kolay değil. Yani SVA nasıl cevap verecek bilmiyorum. Bir ejderha daha Dark Passage'e doğru gitti. Bu noktada tabii daha yukarı koridordan Fabulous'un çok fazla katkısını görmedik takım savaşlarına. O belki özellikle Zhonya'ya gidecek. Yanlış okumuyorsam aldığı eşyaları ilk eşya olarak. O Zhonya'yı yaptıktan sonra takım savaşlarının etkisi önemli. Çünkü Heyvan'ın kompozisyonu biraz daha fazla takım savaşına odaklı bir kompozisyon. Biraz daha fazla wombo combo dediğimiz türden bir kompozisyon. Ama işte dakika 18'e geliyor ve henüz bir Rumble ultisi bile göremedik. Evet. Yanlış, yani yanlış okumadıysam şu anda oyunu. Koridorunu temizlemek için attıysa bilemiyorum ama şöyle takım savaşlarında bir iki kişi atılan henüz bir Rumble ultisi görme fırsatımız olmadı. Aynı şekilde Risk Hatır'ın da, yani daha doğrusu HVA ekibinin 18 dakika boyunca bir tane bile takım savaşı kovaladığını görmedik. Ellerindeki bu kompozisyonla beraber. Yani bakalım, yavaş yavaş oyun sanki böyle ellerinden kayıp gidiyormuş gibi gözüküyor. Evet. Ve yani şu anda HVA eğer bunu durduramazsa, yani bir şekilde bu en azından altın farkının açılmasını durduramazsa oyunun 25. dakikasında çok daha zorlanan, çok daha fazla zorlanan bir HVA görebiliriz. Çünkü gerçekten de her pozisyonu değerlendiriyor. Bu arada bir kez daha ölüm cezası geldi ve bu sefer tutmuyor. Kaçırdı Touch bu seferki ölüm cezasını. Zeitnot ittirmeye devam ediyor alt koridoru. Holyphinx'e Touch ise Yampiri yengeçle boğuşuyorlar. Oradan belki orta koridora doğru dönebilirler. Hiddet karışımı almış bu arada Holyphinx. Bulunsun. Bir ara kullanırım diye 400 altını o şekilde kullanmış. Ekstra fiziksel hasar ve en önemlisi vurduğunuz, şampiyonlara vurduğunuz fiziksel hasarları size can çalma olarak geri veriyor. Evet. Bu tabii ki sadece otomatik saldırılarınızla değil, vurduğunuz bütün fiziksel hasarlar şampiyonları isabet ederse size ekstra can olarak geri dönüyor. Tabii ki yani düşünecek olursanız bu %10 can çalma çok fazla gözükmese bile Graves'in Q'su ve ultisi de bundan etkilendiği için bir anda çok fazla geri can alabilir. Bu arada lanetli maskeyi tamamladı Fabulous yukarı koridorda. Zhonya gecikecek. Zhonya biraz gecikecek ama bunun en büyük nedeni şimdi baktığımız zaman bence doğru bir karar olabilir. Neden diye soracak olursanız Scarlett, şimdi yukarı koridorda Elwynn ruh gömleğini bitirdi. Ormanda Sejuani, Crystal Demir Soy'un broşunu bitirdi. Ahri'de civa kuşağı var. Yani böyle bir takıma karşı bence o Zhonya'dan önce birazcık olsun büyü direncini kırmak için bir eşyaya ihtiyacınız var. O da bu yüzden lanetli maskeye doğru ilerledi ilk eşya olarak. Bakalım iyi bir etkisi olacak mı takım savaşlarına bu yaptığı seçimin. Şimdi mavi güçlendirmeyi verdiler Risk Hatır'a. Crystal bir derin totem daha koydu rakibinin ormanına. İlk kuleleri aldıkları için, sadece orta koridorda kule kaldığı için artık biraz daha baskıyı ormanların içerisinden rakibin üzerine doğru yıkmak istiyorlar. Şimdi Risk Hatır geldi. Orada ayartan öpücük kaçıyor Naru'dan. Kaçacağını düşündü Risk Hatır'ın o tarafa doğru ama tutturamadı o ayartan öpücüğü. Şimdi karşısında bir acaba savaş başlatacaklar mı? Bakıyorum dengeleyici geldi. Rumble Dawit'i geldi. Savaşı başlatıyorlar. Stone Age arada kalıyor. Çok yüksek hasar var üzerinde. Arkada da Risk Hatır Holyphinx'e odaklanmaya çalışıyor. Tüm hasarını verdi ama yetmiyor bu hasar. Ve Jarvan ardından da Risk Hatır düşüyor. Holyphinx orada bir kişi daha vursa belki skor gelecek ama olmadı. Risk Hatır'ın verdiği, tek başına verdiği hasar yetmedi ve hiç skor vermiyor Dark Passage takımı. Açıkçası HVA biraz yani güzel bir savaş yaptılar, istedikleri şekilde bir savaş yaptılar ama yeterli olmadı verdikleri hasar. Yani belki de o az önce bahsettiğimiz hiddet karışımının verdiği ekstra can miktarıyla beraber Holyphinx'in
kurtulduğunu görmüş olabiliriz. Güzel bir takım savaşı çıkardı Dark Passage ekibi ve durumu 13'e kadar getirdiler. Altın farkı 21. dakikada, evet, 5000 civarında, 6000 civarında çıkmış neredeyse. Naru burada sıçrayla beraber bir hayat öpücük denedi ama... Bir de şimdi bak şöyle bir durum var Scarlet. Bu kadar yani farkı açınca böyle mesela riskleri alabiliyorsun. Normalde tabii. O sıçramayı atıp da hani böyle bir skor almayı denemezsin mesela başa baş gitse maç. Çünkü o sıçramaya büyük ihtimalle bir sonraki pozisyonda ihtiyacın olacak. Ama burada birazcık önde oldukları için bu tarz riskleri alabilmeye başlıyorsun. Yani bu tarz risklerin sonucunda eğer bir iki skor daha alabilirsen iyice aradaki fark açılmaya başlıyor ve işte zaten ondan sonra da o kar topu felaketiyle karşı karşıya oluyorsunuz takım olarak. HVA'nın acilen bir ejdere ihtiyacı olacak. İkinci ejder de şu anda zaten tabii görebildiğiniz gibi Dark Passage tarafında duruyor. İki ejdere sıfır ejder. Yani çıkacak bu üçüncü ejdere bir şekilde HVA'nın ortak olması lazım. Çünkü bu hareket hızı güçlendirmesini de aldıktan sonra çok mobil bir takım haline geliyor Dark Passage ekibi. O yüzden buna dikkat etmesi gerekecek Dark Passage'ın. Bu arada yine bir takım savaşı çıktı. Stomage'nin düştüğünü görecek miyiz diye bakıyorum. Stomage ultisiyle düşüyor. Çok rahat bir şekilde Naru onu anlamaya başardı. Bir de taşın üzerine gitti. Bir ayartan öpücük ve 2'de 2 yapan bir Ahri görüyoruz orada. Evet öbür tarafta taşın üzerine gidiyor. Ama kim kimi yakaladı? Için. Taç son bir kule vuruşu ve orada riskatı bir skor daha alıyor ama kaçabiliyor mu? Hayır kaçamadı. Skor yine Naru'da kalıyor. 13'e 4 oldu skorlar. 2 ejderha güçlendirme Dark Passage şu anda haritada tamamen terör estiriyor diyebiliriz. HVA'nın vermeye çalıştığı yanıtlar yeterli olmuyor şu ana kadar. Ve aradaki fark giderek daha da fazla açılıyor. 8000, 7000 altın civarında şu anda aradaki fark. Ve Holyphinx Crystal Eclipse'i 3. ejderhaya başlamış durumdalar. Ve bu ejderhaya müdahale edecek kimse yok HVA tarafında. Benim ilgimi çeken durum şu anda. Yani dikkatimi çeken diyeyim daha doğrusu. Dark Passage ekibinde erken dakikalarda 2 tane civalı kuşak yapılmış olması. Bir tanesini zaten Naru'dan görmüştük. Hızlı bir şekilde Holyphinx de kendisininkini tamamladı. Yani olabildiğince risk atırı ve Lissandra'yı daha doğrusu etkisiz kılmaya çalışacak. Elvin burada 3 kişiyi tanklar açıkçası çok rahat bir şekilde buradan çıkmayı başaracak. Touch'un da yardımıyla. Yani Elvin'in o kadar az hasar alması gerçekten şu anda... Ve o yarattığı panik yüzünden kırmızı güçlendirme Janna'da kaldı. Şu anda yani... kırmızı güçlendirmeli bir destek oyuncusu. Fırtınanın gözünü koyar kendi üzerine. Değil mi? Ön saflarda. Nişancı Janna. Ya tabii şu anda HVA'nın olduğu pozisyon çok zor bir pozisyon. Çünkü yani... Ne yapabilir şu anda? Nasıl geri döndürebilir bu maçı? Açıkçası bilmiyorum çünkü çok fazla fark açıldı. HVA'nın geriye döndürebilmesi için çok uzun süre belki de defansif oynaması gerekecek. Son anda minyon araya giriyor. Orada risk atır. Kaçmayı başarıyor ölüm cezasından. Crystal bir totem koydu. Yan taraftan bir atağa maruz kalmak istemiyorlar. Rumble orta koridoru ittirmeye çalışıyor orada Fabulous. Naru karşısında. Onun da işi hiç kolay değil. Bir ayartan öpücük denemesi daha geldi tutmuyor. Fabulous ittirmeye devam ediyor bu koridoru. Alt koridorda ise kuleni vurmaya başladılar mı acaba diye bakıyorum. Hayır. Hala oradaki kuşatma devam ediyor. Risk Hatır'ın burada hızlıca minyonları erittiğini görüyoruz. Çok da bir yandan da riskli bir iş yapıyorlar. 3 kişiye karşı. Şimdi gerçi Zeitnot'ta gelince oradaki durumu eşitlediler. Naru orta koridoru ittirmeye devam ediyor ve buraya doğru kimse yaklaşamıyor şu an Naru'ya çünkü Naru çok önde. Rabadon'un şapkasını bitirmiş durumda. Bir ölüm cezası denemesi daha geldi. Kimseyi tutmuyor. Şimdi Stomage'lere doğru çıktı. Orada buzul pençe de geldi ama devamında risk atır oraya doğru gitmedi. Gitmeyince de skor gelmedi. Fabulous yakalamış Elvind. Bu arada ormanın içerisinde. Şimdi bir de Crystal'ın orada ulti geldi. Fabulous da kendi ultisini kullanıyor. Bir anda işlerin rengi değişti. Bakıyoruz şimdi. Ve önce Lissandra düşüyor. Ardından Jarvan düşüyor. 2'de 2 yapan bir Naru var. Yine takımını taşıyan bir Naru var ve açıkçası HVA için umut ışıkları iyice sönmeye başladı. Aradaki altın farkı da bu takım savaşıyla birlikte iyice açılmaya başladı diyebiliriz.
Yani açıkçası... Bunun 15-15'e kadar geldi, 26. dakikada Zeynep Felix'in başı dertte. Çok güzel orada sıçramasıyla ters tarafa kaçtı ve pozisyona uzaklaşıyor. Elvind geldi arkadan da önce Jana'yı almaya başardı. Şimdi Zeynep'in üzerine gidiyor. Birebir bir savaş var. Holy Phoenix oraya bile gelmedi. Elvind bakalım yakalayabilecek mi şimdi Zeynep'i? Sıçradı. Orada Ursun Erdiş'i kullandı. Fat Bubbles takım arkadaşına destek olmak için geldi ama yeterli oluyor mu? Verdiğin saray olmuyor. Bir de Naru geldi şimdi oradaki pozisyona. Bir anda 3 kişi oldu. Ama Fat Bubbles son anda pozisyondan kurtulmayı başarıyor. Dark Passage terör estirmeye devam ediyor. HVA'dan ise arka arkaya hatalı hareketler geldiğini söylemek doğru olur. Bu arada Riska da şimdi Naru yakalıyor ormanın içerisinde ama hasarı yeterli değil. Naru burada özellikle yapmış olduğu civa kuşağı sayesinde pozisyondan kurtulmayı başarıyor. Arka taraftan bakıyorum şimdi Elvin'in de desteği geldi ve Riska Slow Magic ise o pozisyondan uzaklaşmak zorunda kaldı. Ne, Risk Hatır hala kaçmaya çalışıyor. Touch yine yakaladı. Bakalım Risk Hatır sonunda aradı. Skoru bulacak Holy Phoenix'ten. Touch'ta kaldı. Ama kendisi tabii düşmüş oldu böylelikle. Ve Touch da düşünce Elvin. 1-2'lik bir takas gördük. Orada ışınlan da kaçmayı başaramayacak. 3 kişinin arasında Elvin. Dark Passage'den büyük hata yalnız. Bakalım Elvin'i de almayı başarabilecekler. Bu 3 skor hayvan için çok fazla şey ifade ediyor. Bu arada ulti geldi. Ardından Ram ultisi geldi. Şimdi bir de orada sancak kombosu. Crystal aradan çıkamayacak mı? Hala ölmüyor. Hayatı tutuyor ama son anda gelen Afet'le birlikte orada Erwin'i de almayı başarıyor. HVA takımı şimdi de Crystal'ı kovalıyorlar ama arkadan Naru geldi. Naru'nun hasarı muazzam. Ardından bakın Sovage'i almayı başarabilecek mi? Diğer taraftan Zartbot şimdi pozisyona katılıyor. Naru'ya odaklanmaya çalışıyor ama Crystal'ın verdiği hasarla birlikte 3-3 yapıyor Naru ve muazzam bir oyun ortaya koydu. Yani karşılıklı hatalar esasında bu pozisyonların gerçekleşmesini sağlıyor arka arkaya. Açıkçası yani Dark Passage bunu yani sanıyorum ki bir inhibitor kulesine dönüştüremeyecek ve yavaş yavaş geriye çıkmaları gerekecek. Evet, Risk Hatır burada kulesini korumayı başaracak. Açıkçası yani iki tarafta o pozisyonlarda arka arka hatalar yaptı ama burada Naru'nun verdiği hasar önce Rumble'ı yakalıyor. Ardından Stomage'i aradan çıkarmayı başarıyor. Rumble da çok hızlı bir şey, pardon Janna da arka tarafta çok hızlı bir şekilde düşüyor. Zeitnot'ta tek başına kalınca o ikiliye karşı çok fazla bir etki sağlayamadı açıkçası. Ki Naru bir de üzerine Macercin puzzle bandini yapmış, Zonya'ya da gideceğini gösteriyor. Hatta bir de üzerine hiçlik DNA'yı tamamlamış. 11-6 oynuyor. Yani 10 tane skoru var Naru'nun şu anda oyunda. Muazzam bir liderliği var. HVA takımı nasıl dur diyecek bakalım bu Dark Passage'in muazzam baskısına. Pek durmaya niyeti yok çünkü Dark Passage'in an itibariyle. Şimdi Holy Phoenix yukarı koridoru ittiriyor. Bakalım Risk Hatır üzerine gidecek mi? Hayır, buzul pençe yattı ama devamını getirmedi. Touch şimdi yine tutturdu ölüm cezasını. Touch. Risk Hatır kendi üzerine kullanmak zorunda kalıyor ultisini ama ardından aldı. Çok yüksek hasar. Holy Phoenix skor almayı başarıyor. Touch çok fazla şey değiştirdi bugün ilk maçta Dark Passage lane'e. Stomach şimdi yine arada kalıyor. Orada çıkabilecek mi? Ultisini kullandı ve orada da kendini feda etti. Takım arkadaşları güvenli mesafeye ulaşıyorlar. Bir baron denemesi gelebilir Dark Passage takımından. Çok da zorlayacağını düşünmüyorum Dark Passage'ı. Yani şu anda Dark Passage ekibi aslında istediği her şeyi yapabilecek durumda. 29. dakikada 16 skorluk bir fark yaratmayı başarırlar. 3 tane ejderle beraber şimdi baron güçlendirmesine doğru ilerleyecekler. Oo, bu arada Touch yine tutturuyor orada. Jana düşüyor bu sefer de. Şimdi Holy Phoenix de yukarıya doğru çıktı. Orada Fabulous'u kovuyorlar. Arkada da Naru yine hiçliğin içinden beliriyor. Ve skorları almayı başarıyor. 1-2'de 2 daha yapıyor. Skoru arttıkça artıyor Naru'nun. 12 oldu. Herhalde Naru'nun skoru an itibariyle. Alttaki skor tabelası açılınca da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ve evet. HVA daha fazla bu işi uzatmak istemedi. Önündeki maçlara bakmak istiyor. 5 maçlık bir seri arkadaşlar, unutmayın. İlk maçı böylece Dark Passage kazanmış oluyor açıkçası. Yani HVA'nın bir sonraki maça çok farklı bir kafayla çıkması lazım. Yani ya bu kadar hata yaparlarsa, bu kadar fazla maçın o ilk dakikalarında üstünlüğü Dark Passage'e bırakırlarsa açıkçası pek geri döndürme şansları yok. Şu anda biz de arkadaşlar şu iki maç arasında bir ufak nefes alacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız. Sakın bir yer ayırmayın. Kış mevsimi yarı finalleri devam ediyor olacak. Hoşçakalın.